Kurban Bayramı'na birkaç gün kala Etigümüş'ten işten çıkartma olayına Maden İş Sendikası Kütahya Şubesi tepki göstermişti. Konuyla ilgili AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar yaptığı açıklamada konunun bayramlaşmada gündeme geldiğini, Maden İş Sendikası Başkanı Ahmet Ateş ve yönetiminin Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve İdris Bal'la görüşme yaptıklarını söyledi. Etigümüş'ten çıkartılan ve çalışanların haklarını korumak, savunmak için işletme yönetimiyle görüşmeleri başladıklarını belirten Yenipazar, "Bizler taraf değil, arabulucuyuz." dedi. Kendilerinden her iki tarafta yani olması gereken şartlar içerisinde elbette eylemler yapılacak. Elbette karşı taraf ona karşı bir açıklama yapacak. Bu normal, yaşanması gereken bir süreç. Ama bunun dışında herhangi bir taşkınlık yaşanmadan devam ediyor. Biz de baştan itibaren şunu ifade ettik her iki tarafa da. Bizler burada en uygun olan çalışma şartlarının oluşması ve her iki tarafın da huzur ve mutluluk içerisinde iş hayatını devam ettirmesini istiyoruz. Balıkesir-Kütahya yolu 29 Ekim 2011 günü açılacaktı ama neden açılmadı diye yazılı basında çıkan eleştirilere de yanıt veren AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, "Evet doğru, 29 Ekim 2011 günü Balıkesir-Kütahya yolu açılacak diye açıklama yapmıştık. Ama açılmamasının sorumlusu bizler değiliz. Bize bu tarihi bürokratlar ve yolu yapan firma vermiştir. Biz de buna istinaden açıklama yaptık." dedi. Gidenler bilirler. Doğal şartların getirdiği bazı sıkıntılardan dolayı hızlı bir çalışma, hızlı bir sonuç elde edebilme anlamında bazı sıkıntılar yaratıyor. Bunu kabul ediyoruz. Bunu zaten tüm Kütahyalı kardeşlerimiz de kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz. Ama sonuna kadar getirmiştik artık. 29 Ekim tarihinde bize bu konuyla ilgili teknik arkadaşlarımız vermişler. İnşallah biz çok büyük beklemediğimiz gelişmeler söz konusu olmazsa bu tarih itibariyle bu yolu açacağız diye. Fakat maalesef bizi mahcup ettiler bu anlamda.